Merhaba gençler. Şimdi sizin için ileride de işinize yarayacak bir konudan bahsedeceğim. Bunları aklınızın bir köşesine yazın ve ileride okulunuz bittiğinde kendi mesleğinizi yapacaksanız ya da kendi işinizi kuracaksanız size aslında çok yararlı olacak bilgiler söyleyeceğim şimdi. Hem ülkemiz için hem kendiniz için yararlı olacak şeyler. Başlayalım şimdi. Girişimci nedir? Girişimci dediğimiz kişi önüne gelen fırsatları iyi görüp, iyi değerlendirip bunları kendisi için olumlu yönde çeviren kişi aslında. Yani mesela birçok insanın fark etmediği şeyi fark eden, hızlı düşünebilen, atılgan kişilere biz girişimci diyoruz aslında. Krizleri bazen fırsata çevirirler ya da gözlemlerini fırsata çevirirler. Bu kişiler hayatta genellikle kazanan insanlardır. Şimdi girişimcilerin özelliklerine biraz bakalım. Hızlı düşünürler. Mesela başkaları düşünmeden, başkaları o fikri çalmadan, başkaları girişmeden girişirler o işe. Yani sonuç olarak hızlı düşünür ve hızlı hareket ederler. Yeniliklere açıklardır. Yani bu hiç yapılmıyor deyip olmayacağını düşünmezler. Mesela Trendyol şu anda çok ünlü bir marka değil mi? Trendyol'u kuran CEO'su, kurucularından bir tanesi Demet Mutlu diye bir kişi. Ve internetten alışveriş belki o dönemlerde bu kadar popüler değildi ama olabilir diye düşündü. Yenilikçi davranarak Trendyol'u kurdu mesela. Kararlıdırlar. Yani en ufak bir olumsuzlukta hemen vazgeçmezler. Mesela WhatsApp'ın kurucusu normalde Rusya civarlarında çatısı akan çok kötü bir evde yaşıyorken daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye göç ediyorlar ve orada WhatsApp'ı kuruyor. Fırsatları değerlendirir. Yani karşısına çıkan imkanları görür ve bunları kullanır. Cesaretlidir. Bir işe girmekten korkmaz. Yani elindeki tek para, sermaye o bile olsa bunu batırma pahasına belki çok kötü olacaktır sonucu ama yine de o işe girişir. İyi gözlem yapar. Yani bir yerde o işin yürüyüp yürümeyeceğini çok iyi gözlemleyebilir. Mesela Yemek Sepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın. Türkiye'de Yemek Sepeti'nin kullanıp kullanılmayacağını iyi gözlemleyip ve bu işe girişti. Şu anda çok fazla iş yapıyor, değil mi? Mesela burada bir girişimcilik örneği gibi bir şey. Yani daha doğrusu bir kriz var. O krizi en mantıklı şekilde çözüyor kadın burada. Hemen aralarında halı açıyor ve belki de halı satıcısı bu kadın. Mesela burada Aydın'ın belediye binası, hükümet konağı. Şu gördüğünüz çatısı bunun güneş enerjisini paneller koyarak elektrik enerjisine çeviriyor. Yani bu bina kendi elektriğini kendisi üretiyor. Bu bir girişimcilik örneği. Mesela bunu görenler ne yapabilir? Gidip aynı paneli o girişimciden satın alıp kendisine de yapmasını isteyebilirler, değil mi? Böyle bir binayı kullanmak da çok mantıklı, herkesin gözü önünde. Şimdi sizinle bir tane video izleyeceğiz. Genç bir arkadaşımızın girişimcilik örneğini izleyeceğiz hep birlikte. Elbistanlı 22 yaşındaki genç girişimci Enes Danacı internette yaptığı araştırma sonucunda solucan gübresi üretmeye karar verdi. Elbistanlı genç girişimci Enes Danacı internette yaptığı araştırmanın ardından solucan gübresi üretmeye karar verdi. Aslında bunu zaman zaman çeşitli yayın organlarından duyuyordu ama merakıyla birlikte yaptığı araştırma sonucunda kendisi de bu işe girdi. Başlangıçta 100 bin solucanla işe girdi ancak şimdi solucan sayısının 600 binlere kadar ulaştığını ifade etti. Gördüğünüz gibi burada kutular var. Kutular ebatları aynı ama içerideki şeyleri seviyeleri farklı. En son seviyeyi gösterecek olursak burada solucanlar yaklaşık 60 bin solucan 1,5 aylık emeğin ardından kutuyu bu hale getirdi. Gübreyle doldurdu. Bunun gübresi solucanlardan ayrılacak, elemesi yapılacak ve son işlem olarak
satışa hazır hale getirilecek. Küçük sanayi sitesinde yer kiralayarak işe koyulan danacı, ortamı hazırladıktan sonra da üretim eğitimini tamamlayıp sertifikalı solucanları alarak üretime başladı. Birkaç ay içerisinde sayıları 600 bine geçen solucanlar aylık 3 ton civarında gübre üretiyor. Meyve ve sebzede verimini %30 oranında artıracak olan solucan gübresi çiftçiler tarafından büyük rağbet görmeye başladı. Solucan gübresi üretimini internetten, şans eseri internet sitelerinden bir baktım, araştırdım. Şans eseri önüme geldi. Çok ilginç bir işti. Solucanlar hani hayatımızın her zaman bir noktasında vardı ama hiç kimse incelemedi, hiç kimse bunlara bir dikkat etmedi. Bu kadar önemli bir işlevi olduğundan haberimiz yoktu. Bu işi ben araştırdım. Sertifikalarını aldım bu işin, eğitimini aldım. Eğitimini alarak Elbistan'da bu sektöre dahil oldum. Sektöre 100 bin solucan ile başladım. Şu anda yaklaşık 600 bin ile 800 bin arasında solucanım var. Aylık yaklaşık 2 ton ile 3 ton gübre elde ediyorum. Araştırma sonuçlarına göre organik gübre, yani solucan gübresi, kimyasal gübreye göre %30 daha fazla verim alınmasını sağlıyor. Diğer yandan hem verim yükseliyor hem de vatandaşlarımız organik meyve sebze tüketmenin keyfini, huzurunu yaşıyorlar. Kimyasal sektör organik sektörden çok üstün bir sektör. Ama bu organik gübre sektörü kimyasal gübre sektörünü sekteye uğratacak bir sektör. O yüzden şu anda bir savaş var. Biz de bu savaşta elimizden ne gelirse, aynen biz tarafımızı seçtik organikten yana. Bunu da çiftçilerimize özenle anlatıyoruz. 100 bin solucan ile işe başlayan danacı, solucan sayısının 600 bine ulaşmasına rağmen taleplere yetişemediklerini belirtti. Şimdi burada bir kasa görüyoruz. Sanırım dolmuş bu. Evet. Bu ne kadar bir süre içerisinde bu hale geliyor? Kaç solucan var bunun içerisinde? Bundan sonraki aşamalar nedir? 1,5 aylık bir süreçte bu kutumuz fulleniyor. Bu kutunun içinde şu anda yaklaşık 50 bin solucan var. Benim kutunun nebatlarında bu kutuya en az 30 bin, en fazla 57 bin solucan sığar. Burada 1,5 aylık bir süreçte bu en son noktaya ulaştığında üstten solucanlarımızı alıyoruz. Alttaki, en son alttaki 60 santimlik bir kısım organik gübre olarak seriliyor. Evet gençler, gördüğümüz gibi görmüş fırsatı, değil mi? Araştırmalarında dikkatini çekmiş, bir fırsat görmüş orada, bunu değerlendirmiş ve bu yönde ilerlemiş. Yani fırsatı görmek ve korkmamış, ne yapmış? Direkt kendisine solucan satın alarak bu işe girişmiş. Tam bir girişimcilik örneği aslında. Mesela PTT bir ara drone kargo olayını düşündü ama şu anda teknoloji tam buna müsaade etmediği için drone kargo yapılmıyor ama böyle bir şey düşünülüyor ve çalışmaları sürüyor. Hızlı bir şekilde kargolar ne yapacak? Ulaşacak. Bu da bir girişimcilik örneği yine. Hemen izleyelim bunu da. Yeni çalışmayla beraber 2 saatlik mesafenin de yarım saate inmesi bekleniyor. ...2018 yılı içerisinde de fiilen biz drone taşımacılığına başlamış olacağız. Artık kapıyı postacı değil, dronlar çalacak. PTT Genel Müdürlüğü özellikle kargo taşımacılığında zamandan tasarruf etmek için düğmeye bastı. Dronlar daha önce pizza siparişi götürmek ve hatta yüzme bilmeyenlere can simidi atmak için kullanılmaya başlanmıştı. PTT ise dronları kargo taşımacılığında kullanmak için çalışmalara başladı. Kendi dronlarımızı yine kendi milli mühendislerimizle, üniversitelerimizle çalışıyoruz. 2018 yılı içerisinde de fiilen biz drone taşımacılığına başlamış olacağız. Türk mühendislerin geliştirdiği dronlar havada kalma süresi ve menzil olarak normal standartlarının 2-3 katı fazla kapasiteye sahip olacak. Yerli dronlar coğrafi şartlar el verdiği sürece kargoları sırtlayıp sahibine uçuracak. Ama bunların coğrafi şartlara, ülkenin koşullarına, iç sistemlerle
uygun şartlar olan yerlere ancak taşınabilir. Bunu bir fantastik olarak düşünüp her yere taşınabileceğini, hemen taşınabileceğini gerçekçi olmaz. Diyelim ki İstanbul'dan adalara bir şeyin ulaştırılması gerekiyorsa ve hızlı ulaştırılması gerekiyorsa, kargonun niteliği buna uygunsa onları taşıyacağız. Yeni dronların göreve başlamasından sonra... Kargonun niteliği dedi, dikkat ettiniz. Yani büyük ihtimalle evrak taşımada daha çok kullanılabilir bu sistem. Ama mantıklı bir sistem. Mesela buradaki öğrenciler de bir girişimcilik örneği gösteriyorlar. Normalde yumurtaların ömrü çok kısa, hemen tüketilmesi gerekiyor. Hatta ben size bunu ekonomik faaliyetleri anlatırken de anlatmıştım. Dedim ki yumurtalar genellikle, yani kümes hayvancılığı, büyük şehirlere yakın yerlerde yapılır. Niye? Çünkü yumurta kolay bozulabilen bir şeydir. Ama buradaki öğrenciler, Afyon'daki öğrenciler, yumurtanın 2,5 aya kadar bozulmaması için bir sistem geliştirmişler. Ve bu da yumurtanın, atıyorum, başka ülkelere bile satılmasını kolaylaştıracak bir şey. O yüzden bu da çok güzel bir girişimcilik örneği. Daha birçok girişimcilik örneği var. Mesela Alibaba'nın kurulması, Amazon'un kurulması. Hepsini kendiniz de okuyabilirsiniz. İsterseniz hatta ben bu videonun altına bir link de bırakırım. Oradan da ulaşabilirsiniz gençler. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.